Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle harika bir parfe tarifi paylaşacağım. Yaza damgasını vuracak hafif mafif ve çok lezzetli bir tarif. Sizler de mutlaka deneyiniz. Bu güzel ve hafif yaz tatlısını yapmak için 2 paket toz krem şantiyi bir karıştırma kabına aktaralım. Ardından 2 çay bardağı soğuk süt ilave edip mikserle güzelce çırpalım. Kıvam alana kadar 2-3 dakika çırpmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde köpük kıvamına geldiğinde buzdolabına kaldıralım. İçerisine koymak için çileklerimizi küp küp doğrayalım. Ben 200 gram kadar çilek kullandım. Sizler meyve miktarını ve çeşitliliğini artırabilirsiniz. Elimde yarım pakette kakaolu petibör vardı. Bunu da değerlendirmek istedim. Merdane yardımıyla toz haline getirdim. Sizler dilerseniz blenderdan da çekebilirsiniz. Bu şekilde küçük parçalar haline getirdim. Aslında bu kadar toz yapmadan iri parçalar halinde de tercih edebilirsiniz. Ama bu şekilde inanın çok güzel ve özel bir dokusu olacak. Hazırlamış olduğumuz krem şantiyi bir karıştırma kabına aktaralım. Hemen krem şantimizin üzerine doğramış olduğumuz çileklerimizi, bisküvi kırıntılarımızı ve bir su bardağı kadar da damla çikolatayı ilave edip güzelce karıştıralım. Çikolata miktarı, meyve miktarı, bisküvilerin büyüklüğü, küçüklüğü tamamen sizin zevkinize kalmış. Tatlıyı istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz. Bu şekilde de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir karışım oldu. Ben burada küçük pasta kalıbı kullanmayı tercih ettim. Farklı şekillerde, farklı kalıplara dökerek kullanabilirsiniz. Bu şekilde spatula yardımıyla üzerini düzelttim ve dolaba kaldırdım. Tatlım soğurken ben de üzerine yapacağım olan ganajı hazırlamaya geçiyorum. Ganajı hazırlamak için yarım paket sıvı kremayı küçük bir tencereye aktaralım. Kremayı sadece ısıtmamız yeterli olacak. Hafif ısınan kremanın içerisinde bir çay bardağı kadar damla çikolata veya bir tablet çikolata kullanabilirsiniz. Ekleyelim ve güzelce çikolatamız eriyene kadar karıştıralım. Sıcağı çıktıktan hemen sonra soğumaya bırakmış olduğumuz tatlımızın üzerine ganajını dökelim ve dolaba kaldıralım. Dilerseniz dolabın üst kısmında da 1 saat dinlendirebilirsiniz. Eğer dondurma kıvamında, buz gibi bir tatlım olsun istiyorsanız buzdolabının değil de dondurucu kısmına koyarsanız harika bir dondurma tadında parfe elde edersiniz. Ben önce yarım saat kadar dondurucuya koydum. Yarım saat sonrasında da bir yarım saat kadar da buzdolabının üst kısmında dinlendirdim. Gerçekten yoğun kıvamlı dondurma tadında bir pasta elde ettik. Bu şekilde kalıbından da kolayca çıkıyor gördüğünüz gibi. Şekli, kıvamı, her şeyi on numara. Süslemesini ben çilekle yapmayı tercih ettim. İstediğiniz şekilde süslemesini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Dondurma kıvamında hem meyveli hem bisküvili hem çikolatalı çok güzel hafif bir yaz pastası. Bu tarifimin daha çok insana ulaşması için tarifim arkadaşlarına paylaşırsan sevinirim. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak kanalımın büyümesine ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.